Şimdi ana konumuza geldik. Zaman olarak da fena gitmiyoruz. Ana hikayeye geldik. Buralar biraz daha genel kültür vesaire, tam bilişsel yetenekleri arttırma. Bir edebiyat kitabı okuduğunuzda, bir kısa hikaye okuduğunuzda nelerle örtüştürebilirsiniz falan. Bir pas oyununda bunlar çok önemli. Bir pas oyununda quarterback'in topu elinden çıktıktan sonra sana diyor, kontrol etme şansımız var mı? Yok. O zaman bir quarterback topu elinden çıkarmadan önce öngörmek zorunda. Neyin ne olacağını evet. Peki yalnızca onunla mı sınırlı? Receiver'lar için de geçerli. Receiver'lar da nerede olduğunu bilmek zorundalar. O topun nereye atılacağını bilmek zorundalar. Vücutlarını oraya konumlandırmak zorundalar. Sen de bir receiver'sın. Sen de bir. Okey. Şimdi bu John Oakhurst'ü biraz daha inceleyeceğiz. Hikayenin kahramanı kim? Bu dört kişi değil bence. John Oakhurst. İlk başta iş olan kişi. Tamam, kumarbaz. Aslında biraz bilge bir adam. Ama kumarbaz. Burada sembolik olarak Mesih bu diyebilir miyiz? Bravo. 10 numara. Belki de günün en önemli şeyini söylüyor. Aynen öyle. Bu adam biraz öyle bir görev verilmiş aslında. Ama niye Mesih deyip mesela? Çünkü işte bazı zayıflıkları var. Aşırı oradan, o yüzden. Bir yerde zayıflığı var adamın. Zaten intihar etmesi de o zayıflığıyla ilgili. Kendini öldürmesi, aslında orada çok bilge bir adam. Bu 4 kişi arasında belki veya bütün poker fred'deki en güçlü adam. Ama aslında en zayıf adam oluyor. Böyle bir zayıflığı var. Kesinlikle dediğin gibi. Peki bunun rakibi kim sence? Antagonist. Yani protagonist John Oakhurst. Antagonist. Kahramanın karşısındaki kötü adam. Hayır. Bunları kovanlar. İşte. Köyün başındaki insan. Hayır, hırsız değil mi? Daha yakın. Değil. Kendi zayıflıkları olabilir. Sayılır. Ne olabilir? Siz ikinizin söylediğini biraz birleştirirseniz. Kendisi. Yakın şeyler söylüyorsun. Yani kendi zayıflığı kumar olabilir mi? Kumar sayılır. Olabilir. Yani nedir kumar dediğin şey? Kendi şans. Evet, bravo. Aynen. Tamam mı? Bilge bir insana karşı, iyi poker oynayan bir insana karşı şans. Şansı ne oluyor? Yaver gidiyor mu? Gitmiyor. Mesela hayatı boyunca gitmiş. Evet. Çünkü burada ne diyor? With him life was at best an uncertain game. Bak adam bunu kendisi kabul ediyor. Kendisi yaşama felsefesi bunun üzerine kuruldu. And he recognized the usual percentage in favor of the dealer. İşte bizim alanımıza girdik. Bir pas oyununda ne olabilir? 1. Bravo. 1. Dur, bunu neyle yazalım? Turuncuyla yazalım. 1. 3 olasılığımız var. 1. Aynen öyle. Topu biz tutabiliriz. Bravo. Okudun mu bunu girerken sınıfa? Kendin mi söyledin? Aynı şey yazıyor. Aferin. 2. Topu ne olabilir? Rakip tutabilir. Aynen öyle. Direkt tutulmayabilir. Evet, aynen öyle. Topu rakip tutabilir. Ya da fumble. Fumble öyle bir şey. Hayır, fumble değil. Top bir şey çarpabilir. 3. Topu pas atıldıktan sonra. Kimse. Tamam. Çok güzel. Şimdi bunlardan hangisi iyi, hangisi kötü? Bizim için biri iyi. Offensive combat iyi bir şeydir. Bu da için bir şey değil mi? Evet. Aynen öyle. Bravo. 1/3. 2/3 olasılıkla da işler bizden yana gitmeyecek. Bu ikisinin toplamı biliyorsunuz 1 etmek zorunda. Evet, üniversite 2. sınıfta okuyan bir tane oyuncumuz var. İstatistik almaya başladın değil mi? Üniversite 2'ye geldiğiniz zaman İstatistik öğrenmeye başlayacaksınız. Bunların toplamı 3/3 eşittir 1. Peki size soru. Bir zar attığınızda olasılık kaçtır? 1/6. 2 zar olursa mesela 6/6. Aynen öyle. Bu hayatta bulabileceğiniz en iyi olasılık nedir? 1/2. Bravo. Kimse sana keriz gibi şey vermesin. Oradaki arbitrajı yani %40. Anladın mı? Sen %40'san girmezsin ona. En iyi bulabileceğin %50'dir. 1/2 yazı turu. Yani en adili. Olabilecek en adil. Evet. Yani o da 1/3 daha iyisini bulamaz. Bir sürü ben gördüm. Ya çok. Daha iyisini bulamazsın bu hayatta. Bulabileceğin en iyisi 1/2'dir. Biz pas oyununda aslında çok da fena değil. 1/3. Ama her zaman için nedir? şans masadan yanır. Ama defansın daha güzel bir durum. Tamam, şans her zaman masadan yanır. Asla kumar. En iyi kumar oynayan adam işte bunu söylemiş. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Bu konuda bir sorusu olan var mı? Kumarhanede de kasa kendisine 8 tane almadan bir tane vermez. İşte aynı şey. Bu hayatta bunu anlarsanız başarılı olursunuz. Zar atamayız yani. Zar atmak iyi bir şey değildir. Yani kumar oynamak bu yüzden iyi bir şey değildir. Bunu çok iyi anlarsanız iyi olur. Bana diyebilirsiniz ki mesela işte bu 30 yaşındaki insan, hayır bunu sizin yaşınızdaki insanlara anlatmak lazım. Çünkü 30 yaşına gelmiş bir adam çoktan üterler. Bu kadar basit. Bunu bir insan 30 yaşında anlatmanın bir anlamı yok. Sizin yaşınızda anlatılması gereken konular. Zaten hikayede de ne oluyor? Innocent dediğin adam John Oakhurst'un daha önce üttüğü, sonra da parasını geri verip bir daha asla poker oynama dediği bir adam. Ha, evet. Ha, bak. Tamam, bunlar çok önemli şeyler. Bir pas oyununda da aynısı geçer. Top quarterback'in elinden çıktığı anda artık dönüş yok. Ve 3'te 2 olasılıkla da başına iyi bir şey gelmeyecek. Şansın bizden yana olmadığı bir işe dönüşüyor. Bunu ne kadar anlarsak o kadar bilinçli davranırız. Bir receiver hangi rotasını koşuyorsa oraya koşar. Quarterback de o topu atıp atmayacağını önce karar verir. Ben bunu size hep söylüyorum. Quarterback oynamak, pas atmakla ilgili bir şey değil. Karar vermekle ilgili. Bu yüzden. Önce bir kere topu atacak mısın, atmayacak mısın? Ona karar vereceksin. Bütün herkesin sorumluluğu sizin üzerinizde. O top sizin elinizdeyse. Ondan sonra duruma göre atacaksınız. Ve attığınız zaman da receiver'larda orada olmak zorunda. Sorusu olan var mı? Ben bir şey söyleyeyim. Evet. Yani düşünüldüğü zaman gerçekten oyun kurucu oynamak tamamen pokere benzeyen bir oyun. Hani burada bir böyle hiç ihtimal var oyun kurucunun hani topu komple yapması için. Yani düşündüğü zaman oyun kurucu rakip defansına da bakıyor hani oyunun oynanmadan önce. Kendi receiver'larının da rotalarını biliyor. Yani pokerde de kart sayabiliyorsun, kart takip edebiliyorsun. Kendi elindeki kartlar senin receiver'ların. Ortadaki dağıtılan kartlar hani defansın kavurucu gibi düşünülebilir. Yani tamamen pokere benziyor. Şansım var ama tamamen her şeyi takip etmekle, oyunu takip etmekle alakalı bir şey. Aynen öyle. Bizim kumar oynama şansımız yok. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Biz bilinçli bir şekilde işi yapıyoruz. Success ratio'yu yükseltmek için, başarı oranımızı yükseltmek için. Bu konuda kafanızı kurcalayan bir şey yok. Bu konuda net misin? Yani zar atmıyoruz ya da blöf yapmıyoruz. Pokerin öyle yönleri var ya da kumarın öyle. Biz bunu yapmıyoruz. Biz bir belirsizlik var ama bu rasyonel bir belirsizlik. Buna karşı önceden hazırlık yapıyoruz. Çünkü sweat is our choice. Ve onu maçta tatbik ediyoruz. Başka sorunuz yoksa aferin. Çok güzel katılım yaptınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya luck. O daha kısa, daha hızlı bir hikaye. Mark Twain. Mark Twain'i biliyor musunuz? Evet. Mark Twain'in çok da güzel bir hikaye. Zaten adı üzerine şans. Onunla birlikte, ikisini birlikte yapınca daha iyi pekişecek. Söyle. Benim anlamadığım, yani böyle basite indirgedik ama mesela bir slant pass'la tutulma ihtimali değil, long pass arasında ihtimaller değişmiyor. Aynen. Değişmiyor. Aynen. Ona göre hareket. Hangi pası yaparsan yani. Hangi pası atarsan at. 3 ihtimalimiz var. Topu ya biz tutarız, topu ya rakip tutar ya da top hiç tutulmaz, yere düşer. Şey diyorsun, pas mesafesi uzadığı için adamın tutmama olasılığı yükseliyor ama şimdi hani İstanbul'da tutmak veya tutamamaktır. Sen öyle düşünme, NFL'deki insanlar da düşün. Oradaki bir quarterback 60'larda kadar atabiliyor en azından. Sayap şekil ha. Her şeyin mükemmel olduğunu düşün. O oradan daha basitleştirilmiş bir istatistik kur kafanda, her zaman aynı sonuca ulaşacaksın. Evet, aynı öyle. Mantığı, kümeleri ayırıyorsun. Olasılık kümeleri. Tamam, o şeyleri yazıyorsun. Şartları, koşulları. Bu başka yani. Uzun da atsan, kısa da atsan, yana da sağa sola hiç fark etmez. 3 şey var. Topu ya biz tutarız. Topu ya rakip tutar ya da top tutulamaz yere düşer. Başka bir olası, yani bu kümede siz başka bir olasılık görüyor musunuz? Süper. Peki bir şey dedim. Defans için de mi aynı 3 geçerli yoksa 2 mi? 3'te 2 defans. 3'te 1. Orada da 3'te 1. Çünkü ama defansın şöyle bir avantajı var. Topun tutulamaması da bir hak. Evet. Çünkü bu durumda ama şöyle bir şey var. Yine de bir hak kaybı. Biraz ama daha bu durumda şey değil mi hani? Neden adı? Defans bu durumda kumar oynatan masanın sahibi gibi. yani. Hani kurpiyer şey o. Defans kurpiyer oluyor. Hayır yine aşağıda 3'te 1 onların. Topu onların tutma olasılığı 3'te 1. Ama top yere düşerse. Ama top yere düşerse defansın avantajı. Tamam çok güzel. Futbol tanımı bir kere daha. Bak her zaman böyle bir durumda bu tip durumlarda Bahri bu tip durumlarda her zaman tanıma başvurmak iyidir. Tanım ne? Atıyorum bir toplama işleminin tanımı ne? Tamam mı? Bir fizik formülünün, ivmenin tanımı ne? Futbol oyununun tanımı ne? Evet, ayakta kalan ilerler. Futbol is a game of territory. Masanın sahibi kim? Zaten sahanın kendisi. Topun yere düşmesi masanın sahibi. Defans ve ofans orada is a game of territory. Evet. Her ikisinin de avantajı düşük. Yine ama, kazanan sağ. Hayır ama defans ben bir nebze de olsa avantajı fazla olmaz. Top düştüğü zaman biraz daha fazla. Evet, biraz daha fazla onu konuştuk. Ama şunu düşünmen gerekiyor. Orada dikkat et. O yüzden tam katılmadım. Sen söyledin değil mi? Top kaybı olur. Evet. Down kaybı o kadar iyi bir şey değil aslında. Mesela 2 ve 5 oynanıyor. 3 ve 5 oynanacak. Ama o 3 ve 5'te ne olacağını bilemiyorsun. Top yine rakipte. Senin şans yani defansın şansı da her zaman için belki biraz daha avantajlı gözükseler de çok da avantajlı değiller. İhtimal. Çünkü top yine rakipte. Topu kapmadığın sürece futbolun avantajı ikinci tanımda ne? Futbol is a game of possession. İki tane tanım var. Game of territory, game of possession. Bu yüzden. Possession sende olmadığı sürece yine bir avantajın var. Yes, biriniz daha parmak kaldırdınız. Tamam. Evet. Sadece belki küçük bir ekleme yapacağım. Söyle. Senin orada lehine olduğunu düşündüğün down kaybetme aslında lehine de olabilir. Çünkü kaybettikleri bir down'u telafi etmeye çalışan daha hırslı ofans oyuncuları karşına gelecek. Evet, bravo. Öyle de bir şey var. O yüzden o şey yapıyor, ötürüyor. Belki de daha soğukkanlı bir defans göreceksin o zaman karşısında. Ne olacak? Birazdan sahada görüşürüz zaten. Sen fazla konuşma. Güzel. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi 20 geçe sahada. 20 geçe sahadayız. Tam 11 dakikamız var. 20 geçe sahadayız. Tamer Koç. Yes. Yiğitcan'ı lütfen ofansa alın da. Birazcık yardımcı olsun arkadaşlara.